için inşa edilen kampta şu an itibariyle yaklaşık 20 bin mülteci kalıyor. Yine Kos, Saros, Saks adasında aynı şekilde hotspotlar kuruldu ve bu adına kamp denilen alanlarda kapasitesinin 2 ya da 3 katı mülteciler yaşıyor ve burada yaşayan mültecilerin kesinlikle sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi temel gereksinimlere ulaşma şansı yok. Şöyle ki devlet burada mülteciler için sadece çadır tesis etmiş durumda ve toplumdan tamamen uzak bir yerde, bir dağın başında, hiçbir şekilde toplumdan iletişim kuramayacakları bir noktada kurulmuş bu kamplar. Bu şekilde kapalı bir alanda sıkıştırılmış ve bekliyorlar bu mülteciler. Aslında bu biraz yeni demokrasinin iktidara gelmesiyle birlikte buraya baskılar da arttı. Şöyle ki Moria kampında geçtiğimiz Eylül ayında yangın çıkmıştı kampta ve burada bir çocuk ve bir kadın yaşamını yitirmişti ve onu aşkın göçmen de yaralanmıştı. Bunu protesto eden göçmenlere, kaldıkları insanlık dışı koşulları protesto eden göçmenlere yine polis saldırısı yaşanmıştı. Ardından Yunanistan kabinesi Yeni Demokrasi Partisi ile birlikte acil bir toplantı kararı aldı ve toplantında nihayetinde günlerdir bahsettikleri göçmenlerin geri iadesini açıkladılar. Yani bu kabinede alınan karara göre 2020 yılı içerisinde Yunanistan'dan Türkiye'ye 10 bin mülteci iade edilecek. Peki kim olacak? Mülteciler kim? Neye göre belirleniyor? Bu bilinmiyor. Syriza döneminde ise Yeni Demokrasi'den önce bu rakam 1805 diye açıklanmıştı. Syriza döneminde 1805 göçmen iltica koşullarını taşımadığı gerekçesiyle Türkiye'ye geri iade edilmişti. Bunların büyük çoğunluğu da Suriye ve Afganistan'dan gelen göçmenlerdi. Aslında göçmenler için kaos diye nitelendirebileceğimiz durum Yunanistan'a adım atar atmaz başlıyor. Özellikle Meriç Nehri üzerinden gelen göçmenler sınıra yakın noktalarda kurulan geçici barınma merkezlerde tutuluyor ve ardından resmi işlemler yapıldıktan sonra ilk başta da belirttiğimiz gibi sokağa bırakılıyor. Anakara'da kalan mülteciler için durum apayrı. Devlet göçmenler için barınma, sağlık gibi hiçbir temel gereksinimi karşılamadığı için göçmenlerin kendi aralarında kurdukları dayanışmalarla yine Atina, Selanik gibi merkezlerde bulunan gönüllü aktivistlerle, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla başlarını sokabilecekleri yerler buluyorlar. Bunların başında ise başkent Atina'nın Exertia bölgesi mahallesi olarak bilinen mahalledeki işgal evleri olarak da bilinen mülteci dayanışma evleri başında geliyor buraların. Devletin ev tesis etmediği göçmenler burada ilişki kurdukları sivil toplum kuruluşları aktivistlerle beraber bu evlerde yaşama tutunmaya çalışıyor aslında. Yeni Demokrasi Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte direkt buralara yönelik bir baskı başladı. Daha önce ülkelerinde savaşı yaşamış, baskıyı, her türlü ölümü görmüş insanlar yine ülkelerindeki durumu aratır bir şekilde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarıyla yaka paça evden çıkarılır. Yine polisin zırhlı araçlarına bindirilerek Atina dışında kurulan kamplara götürüldüğü iddia ediliyor ki bu nereye götürdüklerini de çok belli olmuyor. Çoğunu yine sokağa salıyorlar ve o barındıkları evleri kapatıyorlar. Şu anda kapatılmış evler var mı peki? Evet, özellikle Exertia'da daha önce geçtiğimiz aylarda sadece bir günde 5 eve baskın yapılmıştı. Mahallede böyle yüzü aşkın evin olduğunu söyleyebiliriz. Kimisinde 5 kişi kalır, kimisinde 30 kişi kalır. Bunların hepsi bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve aktivistler gönüllerinin desteğiyle ya da kendi aralarında kurdukları komünlerle yaşama tutunuyor. Çünkü devletin hiçbir desteği söz konusu değil. Ve Miçotakis hükümetiyle birlikte buralarda kapatılmaya başlandı. Aslında bir diğer nokta göçmenlerle dayanışma gösteren, göçmenlerin yanında yer alan, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan STK'lar, gönüllüler, aktivistler kriminalize edilmeye çalışılıyor. Şöyle ki Yunanistan'da dil öğrenmek için kursa gitmek
isteyen göçmenler bile belge dayatmasıyla karşılaşıyor. Şöyle, Yunanistan'da serbest dolaşım belgesi adı verilen bir özvais dediğimiz belge var. Bu belgeyi alabilen göçmenler ülke içerisinde rahat seyahat edebiliyorlar. Ancak bu özvais dediğimiz belgeyi alabilmek için de aylarca göçmen merkezinin önünde sıra beklemek zorundalar. Katahalki denilen bölgeye giden göçmenler gece saat 12'de yani sabah saat 9'da başlayacak mesai için gecenin 11'inde 12'sine gidip sıraya giriyorlar ve sabah sıra mesai başladığı vakit ise göçmenlere sadece 10 kişi alabiliriz deyip geri kalan yüzlerce binlerce göçmen geri gönderiliyor. Ve son dönemde özellikle Miçotakis hükümetiyle birlikte anakarada polis kontrolleri arttırıldı. Özellikle göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde polis özvais belgesi istiyor göçmenlerden ve bu belgeyi veremeyen, alamayan göçmenler yaka paça bir şekilde kesinlikle ailesine hiç haber verilmeden direkt alınıp gözaltı merkezine, buradan yine demin bahsettiğimiz insanlık dışı koşulların bulunduğu kamplarda transfer ediliyor, götürülüyor. Yani bu kamplara gitmek istemeyen göçmenler ise kendi rızası ile tüm haklarından feragat etmiş sayılıyor. Ben hiçbir hak istemiyorum gibisinden bir belge imza atılıyor ve böylelikle bırakılıyor. Yarın bir gün geri iade ile karşılaştığı vakitte başvuracağı hiçbir hukuki yöntem kalmıyor. Hı hı. Başında belirtmiştik, Yunanistan geçiş güzergahı olarak ele alınıyor. Yeni gelen hükümet ise insani boyut yerine göçmenleri bir güvenlik konusu olarak ele almaya başladı. Göç Bakanlığı vardı biliyorsunuz, bu kapatıldı ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı diye bir bakanlık var Yunanistan'da. Göç Bakanlığı kapatılarak onu bir alt kademesine indirildi. Vatandaşı Koruma Bakanlığı bu işle ilgilenmeye başladı. Tamamıyla tüm göçmenleri potansiyel bir tehdit, potansiyel bir suçlu olarak gören bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıya Yunanistan'da yaşayan göçmenler. Demin bahsettiğimiz gibi o insanlık dışı koşulların yaşadığı kamplara girmek istemeyen göçmenler geri iade edilecekler listesine eklenmeye başlanıyor. Ve 2020 yılı içerisinde yaklaşık 10 bin göçmen iade edilecek. Aslında göçmenlerin Yunanistan'da yaşadığı durumu çok net aşağı çıkaracak raporlar da var. Özellikle o bahsettiğimiz göçmen kamplarında çalışan psikologlar, ki çok sınırlı sayıda, ve sınır tanımayan doktorlar örgütünden sağlıkçıların sürekli rapor ettiği bir şey var. Dikkatimi çeken bir durum. Bir psikolog o kamplarda kalan ve görüştüğü her çocuğun intihar meyilli olduğunu söylüyor. Ve o kamplarda kalan tüm insanların keşke Suriye'de üstümüze bomba düşseydi de buraya gelmeseydik gibi cümleler kurduklarını söylüyor. Yani insan haklarıyla, demokrasiyle övünen Avrupa'da mülteciler için ülkelerini aratan merkezler inşa ediliyor. Tüm bu sorunlar gittikçe büyüyor. Peki yani yeni demokrasi bunun çözümü için ne yapıyor? Çünkü Moria kampında yangının çıkması ve göçmenlerin yanarak can vermesi üzerine bayağı gündem oldu ve baskı yükseldi hükümete karşı. Bunun hemen akabinde tabii yine bir program başlattılar. Ve bunu tüm mültecilerin merakla beklediği programdı. Bunu kapalı kamplar inşa ediyoruz diye duyurdular. Mülteciler, Yunanistan'da yaşayan göçmenler önümüzdeki dönemde inşa edilecek bu kamplarda tamamen kent merkezleriyle, Yunanistan halkıyla bağ koparılacağına cezaevi gibi inşa edilen yerlere atılacak ve buralarda tutulacak. Çok teşekkür ediyoruz Nuri Akman, verdiğin bilgiler için, değerlendirmelerin ve gözlemlerini paylaştığın için. İyi yayınlar.